Counter oynayan insanlar biraz daha böyle benim Keko gibi gördüğüm insanlar <laughs> ama herkes haklı olamaz ya bunu kabullenin artık yani hepimiz haklı olamayız birileri yanılıyor yani bunu anlayın. Eğlenmek artık cool değil gibi bir şeye doğru gidiyor. Maalesef insanlar mutsuz yetişiyor, mutsuz yaşıyor ve insanları da mutsuz ediyor. Yani bir komedyenin görevi sıkılmadan insanlara ne kadar aptal olduklarını tekrar tekrar hatırlatmaktır. <laughs> Merhaba arkadaşlar, Yorekok XP'nin yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün yanımızda YouTube'un adeta bir mihenk taşı olan kanalının sahibi Tunca Arslan var. Merhabalar. Hoş geldin abi. Hoş bulduk abi. Nasılsın? İyi abi sen? i̇yiyim. Ya iyiyim. Ben şu an böyle bir hani YouTube tanrısıyla oturuyormuş gibi bir hissiyat <laughs> var. Bayağı eski bir kanal çünkü sizin. Oluşum eski. Ya yani şu anki kanal 2011'de falan kuruldu da öncesinde Comedy Show diye bir kanal vardı. O ya 2005 ya 2006'nın başı ya yani YouTube'un ilk aktif olduğu zamanlar. Ya yani normalde ekibin faaliyeti geçişi 2003'ün sonlarına doğru. Yani 20 senedir falan aktif olan bir oluşumuz ki yani YouTube açıldığında bizim yüzden fazla belki videomuz hazırda vardı. Of. <laughs> Onları böyle bir yandan upload ediyorduk sürekli ve şey sanıyordu insanlar. Biz yatıp kalkıp her gün video çekiyoruz. Öyle düşün yani. İnternetin olmadığı bir ortamda internete uygun içerik üretme bana çok enteresan geliyor açıkçası. Hani onu, onu nasıl gördün mesela o dönem? Ya şimdi şey yorumları da görüyorum. Mesela bazen eski videoları falan paylaşınca ya işte o senelerde bunu nasıl yapmışlar falan diye yorum geliyor da bana da o yorumlar tuhaf geliyor. Hani neden olmasın ki hani kamera var. E sonuçta <laughs> televizyon var, sinema var. Bir şeyler izliyoruz. Orada gördüğümüzden öykünerek yani parodi diye bir şey var sonuçta. Sinemada da izliyorsun, televizyonda da izliyorsun. Ben onu alıp sadece farklı bir mecrada yayınlıyorum. Ben öyle bakıyordum en azından. Şey konuşulabilir hani çok fazla böyle ekip olmadığı için hatta hiç yoktu neredeyse. Hani bir medeni cesaret falan buna girişmek belki o zaman için yani konuşulabilir. Ama onun dışında bana çok yapılabilir geliyordu yani öyle şeyler. Hani döneminde bu internetin yani bir formülü var ya sonuçta. Evet. Bir konu meme oluyor. Onun bir kurgusu internet kurgusu dediğimiz bir şey var. Hı hı. Sizin bunu önceden görmeniz... Bana enteresan geliyor açıkçası. Çünkü o dönemde başka bir örnek yok. Hani internet parodisi anlamında. Tam yani, yurt dışında o dönemler Smosh diye bir kanal vardı mesela. Smosh bile ilk zamanda sadece işte tek bir kadrajda klip dublajlıyor gibi bir şey yapıyordu. Ya biz de o zaman full film koyuyorduk yani. Yurt dışındaki <laughs> YouTuberlar da oraya geçmemişti henüz. Ama ya dediğim gibi bu sadece erken başlamakla alakalı. yani Heves edip yapmamızla alakalı. Bunu yaparken de bir fresh kalma durumu oluyor ya insanlarda. Yani bir yerlerden beslenmen gerekiyor. Hı -hı. Bu shorts videolarını izliyorum Hı -hı. seni sürekli. Orada bir karakter yarattın yine. İndirimli Steam... oyunları satan abi. Abi evet, orada şu de, var de, de, de. falan. Ha, o daha eski bir karakterdi. Ee, o da daha ha, eski. Ha okay. Seneler önce neredeyse böyle yine 2006'da falan bir Pezeveng karakterim vardı <laughs> benim. O pezevenkin sadece biraz daha farklı konuşan ve farklı bir kimlikle satılmış versiyonu aslında. Özünde aynı yani o karakter. Şimdi Steam oyunları satıyor. Ama kimse bunu bilmez yani. O kadar eskiden <laughs> beri izleyen onu benzerliği yakalayan yoktur. Bu karakterin Türk toplumunda bir yansıma bulması da önemli. Ve bunu da senin gözlem yeteneğine veriyorum ben. Şey videondan dolayı söylüyorum bunu. 2001'de gibi oyun oynamak diye bir video yapmıştım. Evet. Son videolarından sanırım. Doğru. Oradan böyle bir Güzel insight aldım. Yani o dönemleri kafanda da böyle yaşıyormuşsun gibi hissettiriyor bana hala. Ya benim için çok büyüleyici bir tecrübeydi bu arada CDC Kesinlikle gitmek. Ya. ya film alırken de, oyun alırken de tek tek böyle her yere bakmak, raflara bakmak, bir de dosya döneminde dosya sayfalarını çevirmek ya bayağı bana büyüleyici geliyordu. Onun karşılığı bir şey şu an yok hayatımda. Kesinlikle. Yani çok kolay bir şekilde erişebiliyorsun. Ya biz korsan ürüne para verip alıyorduk. Yani şimdi internetten indiriyor insanlar. Eskiden ya bunların tadı başkaydı diyeceğim de nostalji havası da var tabii ki. Yani. Bir saniye abi. Arkadaşlar yine size sponsorumuz SteelSeries Alias Pro'dan bahsetmek istiyorum. Daha önce bahsettiğim gibi burada bir kontrol paneli var zaten. Ama bilgisayara Sonar isimli software'ı da yüklediğiniz zaman bütün Twitch yayın ihtiyaçlarınızı, bütün miksaj ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyorsunuz. O zaman sendeyiz abi tekrardan. Çocukken de sanki bir Oyunculuğa yatkınlığım da vardır diye düşünüyorum. Taklit yapma, şu yapma falan o tür şeyler vardı da. Ben genelde sessiz bir çocuktum yani. Ha sadece böyle belli yakın arkadaşlarımın yanında taklit yapıyorsam yapardım, birini eğlendiriyorsam eğlendirirdim de <laughs> o zamanlar şey oyuncu olma gibi bir şey zaten kafamda yoktu. Ya ben e, lisede falan komedyen olmak istiyordum. Ya yani bildiğin stand up falan yazıyordum, da, not alıyordum ben Hadi bunu. Ya. ileride kullanırım falan, gösterim için hazırlıyordum. Ki dersleri de kendi gösterim gibi görüyordum ben. Hani şu hocanın dersinde şunu anlatırım, şunu yakalarım falan. İnsanlar gülüyor, seyirci var, reaksiyon alıyorsun. Aslında her ders bir gösteri gibiydi benim kafamda. Sonra beni e, edebi metinler mi edebiyat hocası mı? ikisinden biri tiyatroya soktu zorla. İşte geleceksin gelmen lazım yoksa notunu kıracağım şöyle olacak böyle olacak. E, baktım onu da yapabiliyorum bir şekilde hoşuma da gitti sahneye çıkmak. Ya Dedim zaten hayalimde hiçbir meslek yok. E, bir yandan onun acısını da çekiyorum abi ale baskısı var bir yer kazanman lazım şunu yapman lazım Suriye'deki da. Türkiye'deki genel problem. Yani bir meslek yok ki kafamda ben hani ne olacağım Bilgi bilmiyorum. İlgi çekici gelmiyor Bilgi değil mi? çekici gelmiyor. gelmiyor. Yani, aynısını yani, yandan, ben de yaşadım. Oyunculuk ilgi çekici gelmeye başladı çünkü komedyenliğin bir karşılığı yok yani bir okulu yok hani şu üniversiteye girip komedyenlik okuyacağım <laughs> diyemiyorsun aileyi ikna edemezsin oyunculukta da hiç ikna edemedim ama biraz mecbur kaldılar gibi oldu ben çok direttim yani kesinlikle olura gelmedim yani gerekiyorsa ağladım kavga ettim hani ben bunu okuyacağım diye diretip okudum ve en azından bana bir mesleği kovalama imkanı verdi bir hedef verdi en azından. Öyle zaman içerisinde yumuşadı. Tabi bir yandan aynı dönem ben e, bu işte komedi show videolarını falan yaptığım için ondan da cesaret alıyordum. Yani ben komedyen olabilirim bunu yapabilirim falan diye. İşte seneler içerisinde o hedef biraz daha oyunculuğa kaydı. Ondan sonra yine seneler içerisinde ya aslında YouTube'da da oyunculuk yapabiliyorum. Çok ekstra kasmaya da gerek yok falan diye şu anki noktaya evrildim yani. Eskiden kafama takıyordum ben oyuncu olmalıyım. Hani yanlış yerde çalışıyorum şunu yapmalıyım gelecekte tekrar sektör değiştirmeliyim falan gibi bakıyordum. Şu an hiç öyle değilim. Ya sonuçta internet şey üretiyorsun ve kamera önüne geçiyorsun. Evet. Bu bence bir seni pompalayan bir e güç. Kendi işini yapıyorsun. Kendi istediğin Aynen. rolü oynayabiliyorsun. Şöyle bir durum da var. Mesela ailenin bu komedyen olma şeyine olumlu bakmamasından bahsettik ya. Evet. Yani genel olarak bak Türk toplumunda böyle bir şey var. Mesela Cem Yılmaz'ı çok örnek alınıyordu galiba. Bir örnek olduğu için orada. O yüzden ailelerin de buna bakış açısı ona göre şekilleniyor olabilir. Mesela o konu hakkında düşünüyorsun? Böyle modern stand-up şu anki durumu. Ya açıkçası ben de e, çok fazla böyle modern stand-up gösterilerine ısınabilen biri değilim. Ben biraz daha geçmişte kaldım. Mesela benim bir numaram George Carlin'dir. Yani Aa. onun ötesine yerli ya da yabancı. O mükemmel bir herif hani ama ya. Çıkanı göremedim. Ya yabancı da onun dışında e, tab tabii ki takip ettiğim insanlar oldu ama güncel olarak böyle yerli yabancı hayranı olduğum gösterilerini çok sevdiğim biri yok. Ama çok sıkı bir takipçi de değilim. Hani benim izlemediğim ama gerçekten sevebileceğim birileri de vardır mutlaka. Ama enteresan geliyor. Yani Türkiye'deki komedinin yani stand-up Türkiye'nin en komik adamının Cem Yılmaz olması bana hep enteresan geliyor yani. Ama artık değil gibi. Şey değişti. Yani i̇nsanların kafasında eskisi kadar değerli değil. Çok eleştiriyorlar artık. Çok Abi, üzerine gidiyorlar. Çok eskidi bir kere. Yani evet. bir komedyen olarak aynı espriyi tekrar yaptığın zaman hani bir jenerasyon farkında hesaba katman evet. gerekiyor. Yani bak bizde mesela o dönemde herkes abi çok komik herif falan diye böyle bir kafanda oturuyordu. Yani o ama yüzden işte fazla örnek yok. Bir de güncel kalması da zor aslında stand-up Şimdi internette şak diye herhangi bir youtuber ya da farklı platformdaki içerik üreticisi, üreticisi o meseleyi eleştirebilir ama senin bir stand-up hazırlaman, sahnelemen, çıkman falan Günceli de kaybediyorsun. Ki bu bizim için falan da geçerli yani. Yıllardır içerik üreten insanlar için de geçerli bu. Tabii, yani tabii biz de demode oluyoruz. Genel bir kural aslında evet, baktığınız Bak baksana şöyle bir örnek vereyim. Sene 2004 ya da 2005. O zaman böyle bizi çok sıkı takip eden bir izleyicimiz bana şey dedi. Ben artık sizi izlemeyeceğim. Hani elveda mektubu gibi. Olmuş. Yani eski tadı yok. Artık işte bir sürü şey sayıyor hani. Kötü yani artık sizden bir şey olmaza getiriyor ve hani sıkıldım artık hani eski tadınız yok. Eskiden şöyle yediniz, böyle yediniz falan. Ya ama seneler geçti. Çok daha yukarı çıktık hala da devam ediyoruz. Sonra gördüm ki her 3 senede bir, 5 senede bir böyle izleyiciler geliyor. <laughs> Ve asla şöyle düşünmüyorlar. Yani kendileri bizden sıkıldı değil. Biz suçluyuz. Kimi sen izlersin ki? Yani bir yerde sıkılırsın tabii ki. Kesinlikle canım. Ben yani YouTube kanalı açarken ilk bunu düşünmüştüm zaten. Çünkü ben de öyle bakıyorum. Takip ettiğim içerik yani. üreticilerine. Ama burada hani insanı suçlamıyorsun. Bizim toplumda galiba şey var. Gerçekten bende hiçbir suç yok. Bunun bir sebebi varsa karşımdaki içerik üreticisi. Hani baktığın zaman tabii. bu her yerde geçerli zaten. Bu da internete de yansıyor baktığımda. Bir suçlu varsa asla sen değilsin. Suçlu her zaman karşıdaki. Ben her zaman haklıyım. Çünkü insanlar... E, haklının yanında olmak istiyor. Mesela atıyorum bir takım tutuyor. Takım ölümüne destekliyor. Çünkü haklı ve yani iyi seçimi yapanın o olması lazım. O kaybeden tarafta olamaz. Her de böyle oyun eleştiriyorsun mesela. Videoyu izleye, izlemeye gelen adamın tek derdi şu. Benim beğendiğim oyunu beğenmiş mi? Benim eleştirdiğim oyunu eleştirmiş mi? Bunu görmek için geliyor. Yani gerçekten ne yorum yapılmış? işte ne nitelikte konuşulmuş falan Hiç, onların hiçbir önemi yok. Sadece of. bu adamın derdi. Oyun tavsiyesi veriyorsan da onun sevdiği oyunu önerip övmüş müsün yoksa başka şeyler mi önermişsin? Falan bunlara bakıyor insanlar tamamen. Herhangi bir fikirde bir oyun videosu olmak zorunda değil. Tabii tabii onun her şeyde Tersini oluyor. savunabilirsin. Yani çünkü sen bir insansın ve kişisel görüşün var ve bunu tersini savunduğun zaman yani kötü yorum ya da işte negatif bir tepki vermek bana çok garip geliyor. Çünkü yurt dışında bunun örneği yok mesela. Hani başka bir görüşten bir yorum yaptığın zaman herhangi bir konuda işte politik olsun, oyun olsun, film olsun insanlar buna aa evet ya hani bu açıdan bakmamıştım diyebiliyorlar. Sana bu konuda biraz gelişmedi. Ya biraz ileri seviye şeyler onlar. Ya yani biz genel olarak <laughs> çok ileri. mutsuzuz ve mutsuz olduğumuz için de diğer insanları da mutsuz ediyoruz. Böyle olmaması lazım ama maalesef insanlar mutsuz yetişiyor, mutsuz yaşıyor ve insanları da mutsuz ediyor. Yani <laughs> dertliyiz o yüzden çok ciddi bir sıkıntı ve yani herkes haklı olamaz ya bunu kabullenin artık yani <laughs> hepimiz haklı olamayız birileri yanılıyor yani bunu anlayın Kesinlikle. ya bazen sen haklı olursun bazen başka sahklı yani. olur baktığında ama bu dediğin konu Albert Camus diye bir yazar var evet. işte o 1955 yılında bir video çekmiş adam şu an tam olarak söylediğini söylüyor hani insanlar i̇şte mutlu ne kadar ileri diyor <laughs> O seviyede kalmışız yani. Eleştirel konuşmalarla ilgili de temel sıkıntı şu zaten. Yani Kamuyu bırak seneler öncesinden kimler kimler neler neler söyledi. İnsanlığın bütün dertleri, o dönemki ve gelecekte olacak dertler bunların hepsi bize söylendi. Bunlar söylendiyse hiçbir dert olmaması lazım. Çünkü adam sana işin tarifini vermiş, reçetesini vermiş. Bak bunu yaparsan bu olur, bunu yapma. Ama yapıyorsun yani hala devam ediyor ve eleştirel içerik yapmanın şu anlamda hiçbir faydası yok. Sen bir konuda bir şeyi eleştiriyorsun, bir fikir öne atıyorsun ve e, senin videonun kitlesi şu oluyor. Senin gibi düşünenler ve senin gibi düşünmeye yakın olanlar. Aa evet çok güzel, çok haklı konuşmuş, helal olsun be falan diyor ama evet. videonun ulaşması gereken insan o değil. Evet. Karşı taraftakiler. Ama onlar da taraftar zihniyetiyle baktığı için ya yere işte dümdüz sövüyor sana. Sadece böyle bir kafes içerisinde kendi kendimize eğleniyoruz. Vay ne güzel eleştirdik, vay ne güzel lafı soktuk, şu oldu bu oldu ama hiçbir değeri yok hiçbir anlamı hiçbir yok. Bomboş. Kendi circle jerk'ında böyle kendi kapsülünde takılıyorsun gibi yani oluyor. Kesinlikle ismini hatırlamıyorum. Bir komedyen şey demişti. Yani bir komedyenin görevi tekrar tekrar sıkılmadan insanlara ne kadar aptal olduklarını tekrar tekrar hatırlatmaktır. Yani iş biraz buna dönüyor yani. Evet bir manası yok ama birileri de bunu anlatmaya devam etmeli. Çünkü milyon kişiden bir kişi bile en azından bir kafasında bir ışık yansa evet. Böyle yapmamalıyız falan diye kendini doğru yola soksa yine bir faydadır diye düşünüyorum hiç olmamasından da. Bir de şey diye bakıyorlar bence eleştiriye. Atıyorum CZN Burak tamam mı? <laughs> Bunu eleştiriyorsun. Şöyle bir savunma şekli var ya. O milyon dolarları kırıyor. CZN Burak adamdır falan hani kazandığı para ve aldığı statüden dolayı bir şekilde içeriğinde yanlış bir şey yapıyorsa onu eleştiremezsin kafası da var. Evet. Burada denk geliyorsundur diye. Ya kazandığı para enteresan bir konu çünkü <laughs> iki tarafta iki, iki, farklı karşılığı var. Biri hiçbir şekilde sallamıyor. Alışmış artık yani istediği kadar para kazansın reklam yapsın. Helal olsun yani bir videoya 30 tane reklam koysun yine izler ve rahatsız olmaz. Ama bir grup var ki mesela ben bile videoma bir reklam koysam ya abi sen eskiden böyle bir şey yaptın böyle <laughs> böyle ya sanki böyle her videoya 30 tane reklam koyuyorum. Her videomda böyle sadece reklamdan oluşuyormuş gibi muamele yapan insanlar da oluyor maalesef. Şunu anlamıyorlar ya YouTube'un sisteminde sen para kazanacaksan ve bir şekilde işini sürdürmen gerekiyorsa ki bu bir iş. Yani işe giden insana sen para kazanmak için işe gidiyorsun vay ayın falan diyebilir misin? Ya bu bir iş para kazanmama lazım ve en temel kaynağında videoyu aldığın sponsorlar reklam gelirin değil. Adblocker'ı yasakladı YouTube. Evet. Artık reklam sayesinde izleyemeyeceksin. Ya yani şöyle tepkiler geliyor. Abi nasıl izleyemeyeceğim falan. Hani i̇zlemiyorum artık YouTube. Ya tamam anlıyorum şeyde hani her şeyi bir şekilde en ucuz haliyle almak istiyoruz. Ekonomi çok iyi değil falan. Ama yani Dediği şey harbiden doğru. Hani bir YouTube'da şirkette çalışıyorsun gibi bir kafa var zaten. Bir corporation'dasın. Evet. Ve orada işe üretiyorsun ve bunun e, prodüksiyonu var senin işte çektiğiniz hiç ya komik değil zaman harcıyorsun. Zaman herkese. harcıyorsun ve e, kurusu da var bunun yani. Bunda hiç para kazanmamak ve içerik üretmek baya modern kölelik gibi ya, geliyor yani Mesela ben e, o dediğini senelerce yaptım. Nedense şöyle bende de şöyle bir salaklık vardı. Mesela hiç komik değil tarafında biz para kazanmayı bile kapalı tuttuk. Yani reklam gelirini bile hani olmasın. Gerek yok. Yani biz bu işi para için zaten yapmıyoruz. Üzerine para da harcadık bu arada. Kostümüdür, şusudur, busudur. Yani yaklaşık bir 15 sene sıfır para kazanarak içerik ürettik. Ne oldu? Madalya mı taktılar? Hayır. Yani o zaman tabii öğrenciydik ve çok fazla ihtiyacımız yoktu. Ekonomik koşullar da daha iyiydi. Dolayısıyla bunu yapabiliyorduk da bir yandan ama yani bütün ömrüm boyunca da sürdürebileceğim bir şey değil bu. Ya ben şu an öğrenci değilim, eski genç yaşımda da değilim. Asla böyle bu kadar vakit ayıramam yani YouTube işine para kazanmadan, mümkün değil. Şey konusuna geleceğim abi, bu konuşmuştuk çekimden önce. Bu Mehmet Ali Erbil videosunda senin YouTube Community Guidelines Strike almandan. Ama homofobiyle ilgili bir şey. Aha. Mehmet Ali Erbil böyle homofobik, çok gereksiz yorumlar, Aa, açıklamalar hatırladım. yapmıştı. Ya ben de bunu eleştiren, genel olarak homofobik bakış açısını eleştiren ironik bir video yapmıştım. İşte Pokemon'lar falan üzerinden böyle kurgusal karakterler üzerinden. Ve e, genel olarak de kesinlikle bir yanlış anlam olmadı. Herkes benim anlatmak istediğim, vermek istediğim mesajı anlamıştı. E, sadece bir kişi şikayet etmiş. Daha sonra başka bir videomda yorum yazdı. Tabii doğru mu bilmiyorum. Trollüğüne yazmış da olabilir. Ama e, o kişi çoğunluk gibi düşünmüyormuş. Tam tersine ben homofobikleri eleştirmekten ziyade böyle Mehmet bir kafasında neredeyse bir iş yapıyormuşum. Benim videom savunduğum insanlara hasar verebilirmiş onları savunmaktan ziyade. Ve e, YouTube direkt sildi. Ben başvurdum tekrar hani, incelensin falan filan. Hatta bir yazılı destekle de konuştum. İzlediler ve e, maalesef hani açamıyoruz videoyu. Şimdi böyle bir şey olunca da ne oluyor? Ya yani başlarım bilmem ne ediyorsun ya yani bir daha. <laughs> tamam ben kimseyi eleştirmiyorum. Benim derdim değil. Ne yapıyorsanız yapın. Ben sizi savunmuyorum. Onu da savunmuyorum. Bunu da savunmuyorum ama gidiyor. Çünkü herkes bir şeyden alınıyor. Herkes çok hassas. Ve yani bu hassaslığın dışında bazı insanlara ekstra bir güç de verilmiş oluyor bazı konularda. Hassas konular olduğu için. Ve doğru insanlar kontrol etmediği zaman bu tür içerikleri, böyle engellenen içerikleri gereksiz yere engelleniyor yani çoğu içerik. Ve otosansüre de yol açıyor. Ben şimdi otomatikman ne uğraşacağım ya diyorum bir daha böyle bir şey olursa. Genel olarak şu anki sosyal medya ortamında bence sansür büyük bir problem. Hani bu burada evet. şeyden bahsediyorum. Instagram, TikTok ve yani büyük çok felaket bu arada. Aynen onu konuşuyorduk. Ee, yeni bir olay bu arada. Bir videoda sadece çıplak lafı geçiyor ve çıplak lafı geçtiği için sansür uyguluyor ve community guideline strike alıyor video. Abi inanılmaz bir şey bu yani. Hani ve gördüğüm TikTok videolarında ve diğer videolarda. Ya TikTok'ta neler neler var <laughs> var ya. Ya bak neler neler var benim o e, konuştuğumuz oyun satıcısı karakteri şu sebeple banlamışlardı uyuşturucu satışına teşvik bilmem ne falan ya abi salak mısınız siz ya? Ne? Yani kimse kontrol edip izlemiyor mu bu videoları? What? Ne? Oyun öneriyorum o karakterle. Oha. Hani tavırından dolayı mı bilmiyorum. E, engellemişler sebebi de şey. ...uyuşturucu, madde kullanımına teşvik... ...bilmem ne falan. Adam da sadece bere takıyor ve böyle evet. mont giyiyor falan. Ya hemen yani. başvurdum. Belli bir süre incelendi ve geri geldi video. Ama daha sonra böyle her dönem... ...o karakterle yaşadım. Yani <laughs> sebebini öyle yazmıyordu ama hep engellediler onu. Ve TikTok'ta şu da var. Mesela silah gözüküyor videoda. videoda. Ya oyun, gameplay'in içerisindeki silah. Eğer o videoda marka entegrasyonu varsa... ...daha hassas bakıyorlarmış ve silah gözükemezmiş. Yani en azından ateş edemezmiş falan... Öyle yani öyle kurallar var ki yani ben anlamıyorum. TikTok'ta ya. neler neler var onlar engel almıyor. Ama yani benim yaptığım içerik nasıl engel oluyor diye böyle aklımı kaybediyordum yani. Öyle şeyler çok yaşadım TikTok'ta. Yani herhalde böyle karakterler hakikaten satış yapıyor TikTok'ta arkadaşlar. Sınavdan, <laughs> yani elimde şöyle mal var falan diye. Birisi beleş, bedava yemek yiyor falan böyle denk geldi mi hiç? Bilmiyorum. Bir tık freak show'a doğru gidiyor Sadece şey görmüştüm çok yapmacık böyle ustam şu kaç para falan diyor böyle 50 lira ama sana 10 liraya veririm diyor eyvallah şey, ustam. Şey yemek kanalların diyorsun bunları evet, geliyor evet. 5000 yıllık lezzet falan deyip. Bir dükkanın reklamı gibi hissettiriyor çünkü gidiyor ve dükkan sahibi çok babacan olduğu için böyle indirim yapıyor bedava veriyor ha, al kardeşim indirim. ya diyor. Hani gelin burada bu abi size böyle muamele çeker falan gibi bir hissiyat veriyor izlerken. Ama yalan büyük, büyük ihtimalle yalandır yani. Yani gittiğin zaman çünkü hep yorumlarda görüyorum onun yüzde birini bile vermiyor yani. Orada büyük koyduğu ihtimalle. porsiyonun porsiyondan daha az veriyor. Yani o da enteresan bir iş kolunda dönüştü Bana çok komik geliyor bu arada. Hani bir işte salaş mekan deyip Hindistan sokak lezzetlerinden hallice yerlere gidip oraya böyle abi işte tost mu yapıyorsun falan diye gezmek. Yeni bir örnek gördüm o yüzden söylüyorum. Bu makarna 40 lira olur mu falan diyor kıza. Kız da aynen abi diyor ve video bitiyor abi. <laughs> yani artık kriş de değil böyle hani hiç efor sarf etmeden bir uzvumuz gibi olmuş ve o salaklığı yaşıyoruz gibi hissettiriyor bana artık. O yüzden çok sallamıyorum. Yemek öneren içeriklerinde büyük çoğu yalan dolan Bir müzik var. Müziği bilmem ama müziği duyduğum zaman biri bir şey öneriyorsa hani Yürü gidiyorum. Genelde acınası şey, şey müziği, yeşil Yeşilçam müziği. Instagram'da görüyorum hep böyle bir müzik çalıyor. Bilmem neye gittik. Şu da şunu verdiler. Çok indirimliydi. Çok ucuzdu. Böyle anlatıyor <laughs> falan. Müzik de çalınca böyle çok Avrupa'da bir yerde yiyormuşsun hissi veriyor müzik. Öyle bir müzik. Aa. Ve yorumlara girdiğinde herkes sövüyor mekanı. Ben gittim öyle değil <laughs> bilmem ne değil falan. Hakkından düşük yerlere böyle çok güzel bir yermiş gibi gösteren bir reklam. Ve müzik o müziği kullanıyor hep o influencerlar. Google'a da giriyorum ekstra mekanın kendi yorumlarına da bakıyorum. Evet Kötü çıkıyor yani. Tat dedektifi gibi olmuşsun sen de. Direkt yorumlardan evet, kad e, ben yorumlara kadar e, sıkı patlı. araştırırım yemek yediğim yerleri. Çok da yememeye çalışırım dışarıda çünkü zehirlenme falan. Hiç bu hayatımda zehirlenmedim de güvenmiyorum. Yani şu ekonomik koşullarda sağlıklı, temiz, düzgün ürün kullanan ve ucuza yere hizmet ediyorsa hiç ekstra güven azalıyor. Ben mümkün olunca dışarıda yememeye çalışıyorum artık. Sendeki araştırma durumunun biraz daha bu günümüz sosyal ile ortaya çıktığını düşünüyor musun? Ya yani i̇nternet kullanmaya başladığımdan beri birçok şeyi araştırır oldum. Çünkü böyle bir imkanım var. Eskiden ansiklopediye bakın falan diyorlardı ve zerre ilgimi çekmiyordu. Yani herhangi bir konu için tek tek o ansiklopedileri bulup bakmak falan ki güncelliği de zaten tartışma konusu. Ama Google'da her şeye ulaşabildiğin için ya ben uzun senelerde böyle belli konulara takıksam her detayına bakar bulurum. Ve şeye de uyuz olurum yani araştırmayan insanlara. Sadece Google'a çok basit bir şey yazarak bulacağı şeyi bile yorumlara yazıp soran ya da atıyorum bizzat arkadaşım bana gelip WhatsApp'tan soruyor. Ulan bana sorana kadar Google'a aynı cümleyi yaz çıkıyor. Hani Kesinlikle. çok böyle kompleks bir şey olsa tabii ki yardımcı olurum. Hiç problem değil onu kastetmiyorum da. Bana yazmışsın bir efor sarf etmişsin ya. Şarkı ne? Google'a yaz çıkacak. Cahil biri de değil. İnterneti de kullanıyor, biliyor. Bu herhalde insanın yapısıyla alakalı. Bazı insanlar birilerine sormayı seviyor. Yani bu şekilde bu durumu idare ediyor sanırım. Yani işte bu Google açmaya üşenmek ya durumu da Google var. Google'da şimdi ama. bir sürü şey çıkacak hangisine tıklayacak falan onu <laughs> düşünecek. Şey konusu sormak istiyorum sana. Parodi içerik üretiyorsun ya aslında. Evet. Türkiye'de parodi içeriğin sıkıntılı bir durumda olduğunu düşünüyor musun şu an? Bence sıkıntı net var ya. Biz başladığımızda parodinin ne olduğunu bilmiyordu bu arada insanlar. Gerçekten bu bir parodidir diyordu mesela. Parodine falan yazıyordu çünkü böyle bir kültür yok, alışkanlık yok. Ya yani var, yapılıyor. Türkiye'de de örnekleri var da ya kimse çıkıp bu bir parodidir, parodi şudur demediği için ve internette videolar böyle parodi falan diye paylaşılmadığı için insanlar bilmiyordu. Hem parodi hem de absürt komediyi biz anlatıyorduk ve anlatmaktan e, an, anlattığımız için mi bilmiyorum. Google'a mesela absürt komedi yazdığın zaman bizim kanal çıkıyordu ilk sayfada. <gülüyor> o <gülüyor> kadar şey yakalamışız <laughs> yani. Çünkü sürekli böyle açıklamalarda var. Absürt komedi yapıyoruz, şu var, bu var. Çünkü anlatamıyorduk insanlara parodi nedir şudur falan filan diye. Aşırı böyle tuhaf şeyler canlanıyordu kafalarında. Anlamıyorlardı niye bunu böyle yaptınız. Mesela parodi olması için yapman gereken şeyi yapıyorum. O da diyor ki bunu niye böyle yaptın mesela. Çünkü Abi ne yapacaksın? Absürt komedi ya yani, yani, Bilmiyor. Yani. Bir de o taboka parodi yazılıyor artık mesela. Hani çok parodi olmayan şey de parodi yazılabiliyor. Hala biliyor. devam ediyor mu ya? Arada denk geliyorum. Gerçi eski video falan da olabilir. Büyük ihtimalle eski çünkü bir dönem vardı öyle. Büyük YouTuber'lar bile Kocaman parayla parodi. parodi. E o bir terim Bilmem oldu da, yani. Aynen. İnsanları çeken bir terim oldu. Ya yani şu an çok daha fazla biliniyor tabii. Yani çok böyle kafa karışıklığı olduğunu bilmiyorum da yani nitelikli parodiler azaldı bence diyebilirim. Yani bunu genel olarak söylüyorum. Dünya çapında da. Mesela parodi üzerinden miza yapan sinemada çok iyi bir örnek yok artık. Televizyonda iyi bir örnek yok. Ben hatırlamıyorum yani. Ya yani tek tük şeyler var. Yurt dışında da dahil olmak üzere genel olarak komedi bence zaten ölüyor. Yurt dışında da eskisi kadar çok nitelikli komedyenler ve işler yok. Daha çok böyle e, atıyorum X filmindeki esprilerin farklı versiyonuyla tekrar karşımıza sunulması gibi bir süreç var. Komik içerik üretmenin de bir e, sonlarına geldiğimizi düşünüyor musun son zamanlarda? Kendi üzerimden bunu hep düşünüyordum. Hep bir korkumdu yani ulan bir gün ya üretemezsem, hani artık bir şey bulamıyorum galiba falan diye çok e, bu şeyi yaşadım ama her seferinde de buldum ve devam edebildiğini gördüm. Yani bu bunun bir sınırı yok bence. Yani bazı temalar tabii ki de tekrar eder ki sinemada da zaten edebiyatta da bazı hikaye temaları tekrar tekrar farklı öykülemelerle karşımıza çıkıyor sanırlardır. Bu ölmediği gibi komedide ölmez bence. Sadece işte bazen şekil değiştirir. Zayıflar, geçmişi niteliksiz şekilde tekrar eder, yeni bir şey katamadan tekrar eder ama ölmez diye düşünüyorum ama e, zayıflayacağını ve kan kaybedeceğini düşünüyorum. Devam edecek yani o. Dünyanın durumuyla da alakalı gibi hissediyorum. Hani böyle son zamanlarda böyle gerçekten wow diye eğlendiğim bir dönemde olmuyor ya dünyada. Yani ben öyle yani görüyorum olabilir. yani. Onun da bir ufak bir etkisi var. Eğlence etkisi tarzları yani. da değişti. Onun da etkisi olabilir. Kesinlikle. Yani daha çok eğlenmek Artık cool değil gibi bir şeye doğru gidiyor hani gördüğüm kadarıyla. Ama şeyi soracağım. Parodi konusuna dönecek olursak Türkiye'de de büyük bir sorundu. Hani bence bu konuştuğumuzdan daha da büyük bir sorun. Deep Turkish Web vardı hatırlıyorsan. Evet. Bunlar da parodi kanalıydı aslında. Ve tutuklandılar falan. Bir sürü bir ton bir şeyler oldu. Sonra birkaç tane daha böyle bir kanal. Yani o dönem çok acayip geliyor bana. İnsanlar anlayamıyor bazı şeyleri ve tutuklayın bunları falan deyip sırayla paketlenen içerik üreticilerini ya, hatırlıyorum. O ayrı ben. bir salak parodiyi bırak yani miza anlamamayı da bırak o ayrı bir cehalet yani. Ya orada belki de hani içerik üreticisini sevmeyip de ona zarar verme kafası vardı gibi. Ya onlar aynı zamanda bir mesaj niteliği de taşıyor bence. Bu tür şeyleri hani fırsat bulup bir şekilde cezalandırıyorlar ki farklı meseleler için de insanlar cesaret edemesin. Geçmişte de vardı yani Aziz Nesin bile defalarca hapse girmiş bir insan. Halbuki yazar yani. Bunu sosyal yani, medyaya yansıması olması da ya biz içerik e üreticilere şimdi, böyle gelmesi çok içerik eğitim. üretme alanımız da genişlediği için her yere sıçrıyor bu durumlar eskiden sadece işte gazeteci, yazar belli başlı sanat grubunda sanatçılara etki ediyordu şimdi herkese etki ediyor ve sen onlardan bin kat daha fazla izletiyorsun kendini daha çok e, insana ulaşıyorsun ya bir gazeteciden veya bir işte evet, bir yazardan ve içerik üretme alanında da daha geniş serbestsin o yüzden insanlar buraya yöneldi gibi. Bir de çok fazla anlam yüklendiğini düşünüyorum ben açıkçası Türkiye'deki içerik üreticilerine. Işte. Şimdi onun da başka versiyonları var anladın mı? TikTok'ta gerçekten demin bahsettiğim gibi kitapla alakalı içerik üretmek var. Ama işte Ajdar'ın canlı yayınını <laughs> ya izlemek de var. Denk geldim bir an? <laughs> Mahkeme yayınını diyorsun. Abi evet. <laughs> Ajdar'la şöyle bir anım var. Ya anım var. Evet, telefon şakası yapmıştık ona. Bu eski Oha, Oha ben zamanlar, de yapmıştım. Bir dakika. İşte, e, biz bunu kayıt altına alıp YouTube'da yayınlamıştık. Böyle birkaç farklı sefer. Ben her seferinde farklı bir karakterle arıyorum bir film teklif ediyorum falan ama böyle çok ciddiyim, çok ciddi konuşuyorum, çok uçuk şeyler teklif ediyorum. O dönem yayınladık, sonra kaldırmıştık. Seneler sonra dedik tekrar yayınlayalım. Neden? Aslında bu güzel bir içerikmiş falan. Yayınladığımız gibi bir ay sonra Ajlar'dan mesaj geldi Instagram'da. İşte ben hiperstar, işte Ajlar bilmem ne derhal o videoyu kaldıracaksınız. Yoksa işte bir hukuki birkaç terim de sıkıştırmış. Kaldırmamızı istiyor. <laughs> E tabii ki de kaldırdık çünkü adamın izni olmadan telefonla aramışsın, şaka yapmışsın, yayınlamışsın, ya biraz e, gençliğinde verdiği heyecan aslında yasal olmayan da bir şey yaptığın için adamın izni yoksa istemiyorsa tabii ki de kaldıracağız. Kaldırmıştık. Ama orada bir <laughs> de role devam ediyordu. Hiperstar rolüne yani. Adam rol mü yapıyor yoksa gerçekten... Ben rol yaptığını düşünüyorum. Kafası çalışan bir adam bence. Gerçekten böyle işte DiCaprio gibi role girmiş. Yani bunun başka bir açıklaması yok. Yaşıyor o şeyi. izledim kadarıyla. Mesela son şarkısını dinlediysen son şarkısı Çiki Temuzlardan da öte. Yani gerçekten ciddi bir şekilde bunu yapacak kadar deli olamaz bence. <gülüyor> <gülüyor> o çığlıklar falan yani evet, kesinlikle işini çok iyi biliyor ve rolüne devam ediyor. Arkadaş Arto'yu işletmişti. <laughs> ve adam küfür etmeyi çok seviyordu Arto. Yani telefonu <laughs> kapatmıyor ve o kadar sing şeyli küfürler ediyor ki böyle yaratıcı. Ve onu dinlemek için konuşuyordu. <laughs> <laughs> İnternet ilk zamanlarından erkek çocukları diyeyim yapmıştır bu telefon işletme. telefon şakası, şakası zile basıp kaç standart bir dönemin eğlencesi. Biraz şey dönüş oluyor mu sence yani şimdi Baldur's Gate çıktı, sanırım yeni Diablo çıktı. Evet. son zamanlarda. Oyun sektöründen genel olarak bahsediyorum. Hı hı. Belli bir kitle var. Ya bunlar böyle daha competitive e, online kapışmalı oyunları oynuyor. Ama hani oyun sektörünün bel kemiği de bizim gibi hani old school gamerların diyeyim oyunlarının devamıyla bir şekilleniyor gibi. Ya belli markalar ölmüyor. Yani tekrar tekrar karşımıza çıkabiliyor. Hani Bulldozer tabii biraz daha bunun dışında kalabilir çünkü aktif bir marka değildi ki yani burada markanın e, isminden çok oyunun kalitesi ve niteliği onu tekrar popülerleştirebildi. Yani e, Larian'ın yapan ekibin gerçekten usta işi bir iş çıkarması ki zaten senelerdir işte son senelerde işte divinity original's'in 2 ile falan da bunu kanıtlamışlar diye onların emeği biraz yani yoksa kime söylesem buna inanmazdı izometrik bir RPG oyunu çıkacak da bütün böyle Steam'e alacak içine yani. alacak herkes onu oynayacak falan. Genelde insanlara sıkıcı geliyor bu devirde öyle oyunlar ama şöyle bir avantajı var. Yani sinematiklerde bildiğim böyle yakın plan herhangi bir e, triple A oyunu sinematiğini izler gibi de izlediğin için o izometrik sıkıcılığını biraz kırdığı için de bence ekstra insanlara çekici geldi. Yani oyunun kalitesi ne kolay yoksa Divinity Original Sin 2 de harika bir rol yapma oyunuydu da ona baktığında sıkılan insan buna baktığında "Aa ben bunu oynayayım." diyebilir. Çünkü bir trailer yayınlanıyor, full sinematik. Herkes işte konuşuyor, rollerini izliyorsun, Türkçe altyazı var. Ya Türkiye özelinde söylüyorum. Ya sunumu çok daha kaliteli ve daha az insanlara sıkıcı gelecek bir sunuma sahipti günümüz standartlarına göre o da ciddi bir avantaj oldu. Mobil oyunlarda dandik e, oyunla alakası olmayan reklamlar çıkar ya önüne, Evet. Baktığında bir uyduruk bir oyun çıkar. Hani Baldur's Gate'de de tam tersini kullanmışlar ve güzel bir yönlendirme şekli bence. Çünkü hani yeni jenerasyonun da bence hani bu tip oyunlara aşina olması güzel geliyor bana baktığında. Evet ya yani rol yapma türü de mesela ya tanımı çok genişlemiş bir tür olduğu için hani bir rol yapma oyunu dediği zaman aslında has rol yapma oynuyorsa Baldur's Gate gibi bir şeyin aklına gelmesi lazım ama çok daha böyle tür genişlediği için ve yani rol yapma öğeleri içeren çoğu oyun RPG olarak sınıflandırıldığı için o da biraz insanlarda ölmüştü o terimin anlamı derinliği. Onu da biraz hatırlatan bir oyun oldu. Yani rol yapma dediğin hası böyledir dedi. Kesinlikle. Bir de şey gibi oyunlar artık çıkmıyor ya. Daha doğrusu çıkacak ama uzun bir süre var. İşte Skyrim yani o da bir RPG oyunu evet. sonuçta ve ama daha böyle mainstream kitleye uygun bir oyundu. Hatta ilk çıktığında UI'yi değiştirmişti Total Daha böyle Apple'dan esinlendik falan demişti. Büyük olay olmuştu. Yani bu da zaten mainstream kitleye bir yaklaşmaya çalıştığını gösteriyordu o dönemki RPG kafasının ve şu an bu da olmadığı için oyun dünyasının buraya kayması beni çok mutlu ediyor açıkçası. İşte 3 tane oyun saydık. 3'ü de geçmiş dönemden gelen varyasyonlar. Kesinlikle bir tane daha ekleyeyim. Yeni 2 boyutlu Super Mario çıktı. Super Mario Wonder. O da bu senenin en iyi oyunlarından biri. O da senelerdir hayatta kalan bir marka yani oyun karakteri kesinlikle herkes yani yeni oyunlar çıkmıyor ya da hepsi kalitesiz demiyoruz bu arada. Tabii tabii. İndi çok güzel indi oyunlar var şu an çıkan. Bir tık onlar bu piyasanın ekmeğini yiyor gibi hissediyorum. Ama bundan birkaç sene öncesiyle karşılaştırdığımda ben olumlu görüyorum. Ya bu sene özel bir sene ama bu sene gibi bir seneyi kolay kolay görmeyiz yani. O da doğru. 10 sene içerisinde belki bir kere daha görürüz öyle bir sene bu sene. Yani GTA 6 işte haftaya ıı, açıklanacakmış bu arada. Büyük i̇şte ihtimalle. Belki videoyu izlerken duyurulmuştur. Ben şaşırdım açıkçası. Bir, hiç çıkmayacak diye düşünüyordum. Hani Enis de konuk oldu. Onda da konuştuk ama hala satabildikleri için önceki oyunu. Neden çıkarsınlar? Acele etmiyorlar ki. Bir de çok büyük oyunlar yapıyorlar. Ya yani yapması da kolay değil. Yani bir GTA yapmak demek yani öyle böyle bir şey değil. E, son olarak şeyden konuşmak istiyorum abi. Counter Strike 2'nin 2'yi oynadın mı? Counter Strike 2'yi? Onu çok orada şeyin yok galiba. Evet ben çok Counter Strikeci biri de değilim. Ya Half-Life falan oynadım tabii ki. Half-Life çok sevdim. de Counter Strike tarafına çok girmedim çünkü ben çocukken Counter Strike'ın olduğu dönemde Counter oynayan insanlar biraz daha böyle benim Keko gibi gördüğüm <laughs> insanlardı. ama geneli hakkında konuşuyor. Benim çevremdekiler öyleydi. Çok oynama fırsatım olmadı çünkü birileriyle oynaman lazım bir şekilde. i̇nternet yani kafeye de çok giden biri değildim. Daha çok ben internet kafeye bir şeyler indirmek için gidiyordum çünkü internetin benim hep yoktu çocukken. Hani gidiyordum işte MP3 indir bir şey indir işte CD'ye, diskete kaydet ya da USB'ye çık git. Benim için internet kafe oydu. Yani evde oynuyordum daha çok. Single player oyunları tercih ediyordum bir de. Bir şey ulaşım kolaylaşınca herkes oraya hücum ediyor ya evet. yani Bu diğer oyunlarda da var. Şu an online oyun oynanan çoğu oyunda var zaten bu. Onun daha organik versiyonunu yaşıyorduk. Hani ilk duyduğu oyun Counter Strike olan insan internet kafeyi doldurmaya başladığı zaman burada zaten illa soğuma olacaktır diye düşünüyorum. Ama Türkiye'de de enteresan bir şekilde bir counter kü kültürü var yani. Tabii canım. Şey olarak. Fazlasıyla. Fazlasıyla var. var. Counter-Strike 2'de biliyorsun e, Source motorunu biraz daha güçlendirdiler. CC'in içinden kurşun falan geçiyor. Ama yani bence artık artistik dokunuşların mı diyeyim böyle teknolojik dokunuşların mı diyeyim olmaması gerekiyor eski oyunlarda ya yani Counter Strike mekanikli bir oyunda. Ya işte bir yandan rekabette olduğu için bir baskı da var bir bir şeyleri değiştirmek zorunda hem kalıyorlar hem de hissediyorlardır yani. Çünkü sürekli değişen bir sektör özellikle online tarafta. Online oyuncuyu e, kendi avucunun içinde tutman da zor. Yani bir şeyleri yenilemen, güncellemen de lazım. Onları sürekli beslemen lazım. Bir yandan hep bir rakibim var, rakiplerim var ya dolayısıyla online oyunu tutturmak uzun süre tutturmak çok çok zor. Ya o yüzden böyle çok net şeyler de söylemek kolay olmuyor o tarafta. O zaman teşekkür ediyorum ben geldiğin teşekkür için. Ederim. Tanıştığımıza çok memnun oldum. Ben de abi çok memnun. O zaman arkadaşlar bu bölümde sonuna geliyoruz. Tuncay'a geldiğin için de teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşürüz.